Rusya, Amerika'nın nükleer saldırı planladığını dile getirdi. Bunu da Çin'le yapılan askeri bir toplantıda söyledi. Hali hazırda gergin olan Amerika-Rusya ilişkisi kopma noktasına gelmiş gözüküyor. Böyle bir durumda Rusya ve Çin orduları birleşir mi? Bu resleşmeler nereye kadar gider dersiniz? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Shoigu, Çinli mevkidaşı Wei Fengyi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Amerika'ya ait stratejik bombardıman uçakları Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Çin Savunma Bakanı Wei Fengyi ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde balistik saldırılara karşı iki ülkenin ortak hareket etmesi, Rusya sınırlarına yakın noktalarda Amerikan savaş uçaklarının uçuşlarını artırması, Rusya ve Çin arasındaki ortak askeri tatbikatlar, hava ve denizlerde ortak ve stratejik ortak devriyeler, 2021 ve 2025 arası işbirliği yol haritasının belirlenmesi konuları ele alındı. Bakanlar konu başlıkları kapsamında bir anlaşmaya da imza attı. Görüşmede Rusya Savunma Bakanı Shoigu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Amerikan uçaklarının Rusya sınırlarına yakın bir noktada uçuşu başlığında açıklamalarda bulunan Shoigu, Amerikan uçakları geçtiğimiz ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla diyerek bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının Rusya'ya yönelik nükleer silah kullanma tatbikatı yaptığını öne süren Shoigu, Amerika'ya ait stratejik bombardıman uçakları Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vermesi durumunda Ukrayna'nın işgali için yapılan hazırlıklara dair istihbarat bilgilerini Avrupalı müttefikleriyle paylaştığı belirtildi. İlgili istihbarat notunda Rus birliklerinin yani Ukrayna sınırına yakın birliklerin farklı noktalarda yaptığı yığınak ve topçu birliklerini gösteren haritalar da yer aldı. Bloomberg'de yer alan habere göre bilgi, geçen hafta Washington'ın Putin'in niyetiyle ilgili endişeleri desteklemek için bazı NATO üyeleriyle paylaşıldı. Bu bağlamda Avrupalı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan temas halinde olduklarının da altı çizildi. Müttefiklerle paylaşılan istihbarata göre Rus birliklerinin yaklaşık 100 taktik taburla Kırım, Rusya ve Belarus üstünden Ukrayna'ya geçebileceği yönünde bir senaryo ortaya koyuyor. Senaryo, engebeli arazide dondurucu soğukta geniş bir alanı kapsayan operasyon olarak tanımlanıyor ve bölgedeki askerlerin uzun süreli bir işgal için hazırlandığı değerlendirmesinde bulunuluyor. Konuya aşina iki kaynak, taktik tabur sayısının hemen hemen yarısının hali hazırda mevzilerinde olduğu ve olası herhangi bir işgalin havadan destekleneceğini aktardı. Haberde Moskova'nın Sovyetler Birliği sonrası dönemden beri benzeri görülmemiş bir ölçekte on binlerce yedek askeri göreve çağırdığı bilgisi de paylaşıldı. Aynı kaynaklar olası bir çatışmada yedek kuvvetlerin rolünün taktik taburların yolu açmasından sonraki aşamada bölgeyi güvence altına almak olacağını dile getirdi. Rusya büyük miktarda yedek asker çağrısını resmi olarak kamuoyuyla paylaşmamıştı. Kaynaklardan biri Amerika'nın Kiev'i hedef alan dezenformasyondaki artışla ilgili de bilgi paylaştığı ve Moskova'nın Ukrayna içinde istikrarı bozmaya çalışmak için ajanlar görevlendirdiğini dile getirdi. Öte yandan Rus para birimi ruble, gerilimin yeni yaptırımlarını da beraberinde getireceği endişesiyle dolar karşısında %1 değer kaybederek Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Putin geçen hafta herhangi bir işgal girişimini reddetti. Ancak eylemlerinin Rusya'nın Ukrayna'daki kırmızı çizgilerini yeterince ciddiye almamakla suçladığı, Amerika ve müttefiklerinin dikkatini çekmesinin bir kanıtı olarak bu alarmı memnuniyetle karşıladı. Washington ve müttefikleri savaşın kesin olduğu ya da Putin'in bu konuda ciddi olduğunu bildiğini iddia etmemekle birlikte muhtemelen ne yapacağına henüz karar veremediğini söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ay başında Rusya'nın niyetiyle ilgili konuşamam, bunun ne olduğunu bilmiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba olası Rus saldırısını değerlendirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Rusya'nın ülkesine yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğinin, ülkesinin ve ortaklarının gücüne bağlı olduğunu söyledi. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı pek çok şekilde istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Kuleba, Rusya'nın asıl amacının ülkeyi içeriden istikrarsızlaştırarak ve diğer ülkelerle savunma sektöründeki işbirliğini engelleyerek Ukrayna'yı olabildiğince zayıf hale getirmek olduğunu ifade etti. Kuleba, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdiğini aktararak, bu seçeneği uygulayıp uygulamayacağını iki faktör belirleyecek. Birincisi kendi gücümüz ve Ukraynalıların soğukkanlılığı, ikincisi ortaklarımızın gücü ve koordinasyonu değerlendirmesinde bulundu. Gelecek aylarda toplum ve devlet olarak maksimum etkililik sergilemeleri gerektiğini aktaran Kuleba, Ukrayna halkını panik yapmamaya ve özellikle bilgi alanında provokasyonlara gelmemeye çağırdı. Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak. Bu arada Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'la Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın her an gerilimi tırmandırabileceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız. Olası gerilim kesinlikle tüm Avrupa için feci sonuçlar doğuracaktır dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ettiği bir ortamda Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Washington'da temaslarda bulundu. Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bakanlar Rusya'nın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununu ele aldı ve 31 Ağustos'ta imzalanan Amerika-Ukrayna stratejik savunma çerçevesinde belirtilen ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştı ifadelerini kullandı. Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin de, Rus saldırganlığına karşı ortak önceliğimizi ilerletmeye devam etmek ve Karadeniz güvenliği, siber savunma ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda işbirliğimizi derinleştirmek için bu çerçeveyi nasıl uygulayabileceğimizi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması, Kiev ve Moskova'da Rus işgali endişesine yol açtı. Moskova, saldırı iddialarını yalanlarken iki tarafta da gerginlik sürüyor. Washington, olası saldırı planına dair istihbarat ve harita bilgilerini NATO müttefikleriyle paylaştı. Peki Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması ne kadar muhtemel ve olası sonuçları ne olur? Taraflar çatışma riski için ne diyor? Rusya, askeri güçlerini sınırlar içinde dilediği yere konuşlandırabileceğini belirterek, komşusunu tehdit etti, suçlamalarını reddediyor. Ukrayna ve NATO'yu gerilimi tırmandırmakla suçluyor. İlaveten Kiev'in 2014'ten bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğudaki iki bölgeyi geri almaya hazırlanabileceğini belirtiyor. Rusya Dışişleri İstihbarat Birimi hafta içinde mevcut durumu Rus birliklerinin Gürcistan'da yapılan 2008 savaşıyla karşılaştırdı. Ukrayna ise saldırı planı olduğu iddiasını reddediyor ve Rusya'nın olası bir saldırı için sınırlarının yakınında konuşlandırılan 92 binden fazla asker olduğunu dile getiriyor. Rus işgali ne kadar olası? Aralarında batılı istihbarat yetkilileri ve Kremlin'i yakından takip eden Ruslar da dahil olmak üzere 10'dan fazla kaynakla görüşen Reuters, uzmanların neredeyse tamamının bir işgalin yakın bir ihtimal olmadığı konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Daha makul bir senaryoda, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'daki kırmızı çizgileri konusundaki ciddiyetini göstermek için inandırıcı askeri güç tehdidini kullanması olarak değerlendiriliyor. Putin'in Ukrayna'nın NATO üyeliği bir yana, ittifakın silahlarının Kiev'e tedarik edilmesi ya da herhangi bir NATO askeri varlığını kabul etmeye bile hazır olmadığını belirtiyor. Aynı kaynaklar, Rus liderin, 100 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırında toplanıp ardından geri çekildiği, baharda yaptığı gibi krizi tırmandırma ve ardından tırmanan krizi azaltmada usta olduğunu ekliyor. Bu şekilde Rusya karşıtlarının niyetini göstermesini sağlıyor ve Batı'ya Rusya'nın hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu hatırlatıyor. Eğer savaşa girilirse bu nasıl olur? Uluslararası Stratejiler Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Rusya Silahlı Kuvvetleri 900 binden fazla aktif personele sahip. Ukrayna'nın asker sayısı 209 bin. IISS'ten kıdemli bir hibrit savaş uzmanı Samir Puri'ye göre Rusya için asıl avantaj Ukrayna'nın doğusundaki çatışmada vekil savaşçılarına sahip olması. Bu durum vekil savaşçılarla bağlantı kurma ve zaten kontrolleri altında olan alanı genişletme seçeneği sunuyor. Ayrıca Puri, Moskova'nın daha geniş kapsamlı bir işgal için kuzeyden, doğudan ve güneyden saldırmayı düşünebileceğini belirtiyor. Yani Odessa ve Mariupol kentlerine denizden saldırıp. Ukrayna kendini savunmaya ne kadar hazır? Ukrayna gerçek bir savaşa girmeden Kırım'ı kaybettiği 2014 yılına göre askeri açıdan çok daha güçlü.
şu anda Washington tarafından sağlanan gelişmiş tank savar füzelerine sahip ve Amerikan istihbarat desteğinden faydalanabilir. Ancak aynı zamanda ezici bir düşmanla karşı karşıya. Örneğin muharebe tanklarındaki Rus tarafının avantajı 1'e 3'ten daha fazla. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.